Merhabalar. Ben operatör Doktor Fatih Tağdilen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Gerçekten meslek hayatım boyunca sayısız ameliyat gerçekleştirdim. Ama en sık ne yaptınız derseniz tabii ki burun estetiği yaptım. Hakikaten burun estetiği çok önemliydi benim için de. Gerek ülkemizde gerek dünyada pek çok kişinin en çok rahatsız olduğu yüzün ortasında ve hakikaten onları belki de görsel olarak en fazla değiştirebilecek olan ameliyat burun. Ameliyat iyiydi. Yaklaşık 25 yıldan beri burun estetiği ameliyatları gerçekleştiriyorum. Fakat bu hastaların hakikaten müthiş derece onların yüzüne ciddi anlamda değişikliğe sebep olduğunu defalarca şahit oldum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında burun kıkırdak ve kemikten ibaret. Bu nedenle de kemikte yaptığınız oynamalar hakikaten yüz morfolojisinde ciddi anlamda değişikliğe sebep olabiliyor. Burun estetiğinde ülkemiz dünyada çok çok iyi bir noktada, çok iyi bir yerde. Bunun da en önemli sebebi bizim halkımızın burnunun zor olması ve çok fazla burunla karşılaşıyor olmamız, bununla beraber güzel sonuçlar alıyor olmamız, tabii ki bu güzel sonuçlarda gerek ülkemizden gerek dünyanın her tarafından bize akın akın burun estetiği için başvuran hastaların sayısını artırıyor. Tabii ki tecrübelerimiz, deneyimlerimiz bu dönem içerisinde çok değişti. Yani 20 yıl önce, 25 yıl önce yaptığımız Burun estetiği ameliyatlarından şu anda çok daha farklı bir noktadayız, çok daha farklı bir yerdeyiz. Tabii ki burada tecrübelerin ilerlemesi, gelişmesi, bu konudaki çalışan pek çok meslektaşımızın katkılarıyla burun estetiğinde olması gereken doğal, güzel sonuçlara ulaşır hale geldik. Eskiden mesela sadece burun üstü alınır, burun ucu kaldırılır. Ve o şekilde bırakılırdı burunlar. Ve bu e, gerçekten böyle bir e, yönteme ihtiyacı olan hastalar için güzel oluyordu. Ama böyle bir şeye ihtiyacı olmayan bir hasta için ise felaket oluyordu. Yani kemer olmayan bir hastanın kemerini alırsanız burun çöküyordu. Burunu zaten kalkık olan bir hastayı biraz daha kaldırırsanız burun hakikaten delikleri gözükür hale geliyordu. Ve standartize bir burun tekniği uygulanıyordu. Fakat günümüzde işler çok farklılaştı. Hakikaten e, erkek ve kadın burunları bile birbirinden farklı ya da etnik yapıyla ilgili olarak mesela siyahi bir hastanın burnuna yaptığınız uygulamayı beyaz bir hastada aynı şekilde yapmıyorsunuz ya da uzak doğulu bir hastanın burnuna yaptığınız işlemleri, manevraları normal bizim halkımız ya da Orta Doğu bölgesindeki insanların burunlarına aynı ameliyatı gerçekleştirmiyorsunuz. Yine e, derisi kalın olan, ince olan, eğikli olan, kırık olan, daha önce olmuş olan hastalarla karşılaşıyoruz. Ve her hastaya farklı bir teknik, her hastaya farklı bir yöntem yapmak gerekiyor. Ve bunu da yaparken bazen açık rinoplasti, bazen kapalı rinoplasti, bazen koruyucu rinoplasti yapmanız gerekiyor. Yani aslında hiçbir hastaya uygun bir teknik yani standartize bir teknik olduğunu söyleyemeyiz. Olmaması da gerekir. Her hastanın yaklaşımı farklı, her hastanın sonucu da tabii ki farklı olacaktır. Zaten standart teknikler gerçekleştirdiğinizde bu tekniğe uygun hastalarda iyi sonuç alırsınız. bu tekniğe uygun olmayan hastalarda ise güzel sonuç almazsınız. Hastalarda eskiden şunu derlerdi, benim şansım kötü, işte benim burnum iyi olmadı diyor. Derlerdi. Oysa ki aslında bu o kişiye e, özel bir teknikle yapılmadığının göstergesiydi. Yaptığınız sonuçlarda e, hastalarınızın beklentileri de çok mühim. Eğer hastanın çok iyi bir burnu varsa çok iyi bir de sonuç alacaktır. Eğer burnu zor ve problematik bir e, burun ise bu tip hastalarda e, mükemmel diyemeyeceğimiz sonuçlar e, alabiliriz. Yani hiçbir bunun %100 olmadığını %100 olamayacağını da tabii ki hastalara mutlaka izah etmek gerekiyor. Ve bununla beraber hastanın beklentisiyle hekimin yapabileceklerini mutlaka uyuşması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde başarılı bir ameliyat böyle olmadığı takdirde ise siz ne kadar güzel bir sonuç elde etseniz dahi hastanın beklentileriyle birleşmeyeceği için yine mutsuz bir hasta anlamına geliyor. Ki bunlar hiçbir problem yaşamadığınız hiçbir medikal sıkıntı yaşamadığınız, hiçbir hata yapmadığınız ameliyatlar için bakın geçerli. Ki bunun üzerine bir de o hastalarda ciddi teknik problemlerle karşılaşırsanız işte içinden çıkılmaz daha sonra ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar yapmak zorunda kalacağınız hastalar haline dönüşebiliyor. Bu nedenle burun estetiği yaptırmak istiyorsanız mutlaka tecrübeli, deneyimli bir plastik cerrah, estetik cerrah mutlaka bulmalısınız. O sizin hem yüzünüzle hem burnunuzla ilgili olarak bütün detayları en uygun şekilde görerek, izah ederek size bu ameliyatı gerçekleştirecektir. Beğenildiğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.